Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimize, servisler eğitimimize devam ediyoruz. Bugün öğreneceğimiz konu ise intent servis konusu. Öncelikli olarak bundan önce neyi öğrendik? Starter servisin ne olduğunu öğrendik. Ve starter servis neydi? Main thread'de çalışırdı ve bunun üzerinde uzun sürecek operasyonları yapmamamız gerekirdi. Uzun sürecek operasyonları ele alan başka bir sınıfı öğrendik. Asyntax sınıfı. Bu sınıf sayesinde arka planda farklı bir thread üzerinde uzun süreli işlemleri yapabilir ve bunları main thread'e bazı metotlarla geriye veri gönderip kullanabiliyorduk. Şimdi göreceğimiz servis ise kendi içinde bir worker thread'i olan, yani asyntax kullanımına gerek duymayacağımız bir servis çeşidi. Öncelikli olarak şey yapalım, bir teorik olarak üzerinden geçelim. Daha önce starter servisi gördük. Bugün intent servis konusunu göreceğiz. Aslında intent servis nedir? Servis sınıfının bir alt sınıfıdır. Biraz uyarlanmış, düzenlenmiş şeklidir diyebiliriz. Ne için düzenlenmiş? Kendi work thread'i olan ve UI'yı, yani main thread'i meşgul etmeyen, arka planda işlemleri gerçekleştiren bir intent servisidir. Ki biz çoğunlukla bunu kullanacağız uzun süren işlemler için. Veya da normal bir servis başlatıp bunun içinde asyntax da kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu kendi içinde worker thread'de çalışır. Bunun çalışması için, yani bu uzun süren işlemler onHandleIntent denen metotta ele alınıyor. Bunun bir de güzelliği şu ki siz buna sadece aynı intenti birden kez fazla kere gönderebilirsiniz. Mesela aynı işlemi 5 kere gönderdiğinizde bu kendi içinde bir kuyruk oluşturur ve bunları bir sıraya sokar ve sırasıyla tek tek bunları işler. Bu da aslında multithreading işlemine giriyor ve bunları biz çok fazla koda bulaşmadan, çok fazla kavrama bulaşmadan kendi içinde halleden bir yapısı var. Ve oradaki işlemler bittiğinde kendini otomatik olarak durduracağı için stop service veya stop self diye metotları kullanmak zorunda değiliz. Ayrıca herhangi bir komponente bağımlı değildir. Yani aktiviteniz iptal olsa bile bu arka planda çalışmaya devam edecektir. Bunu ele alan metodumuz neydi? OnByte metoduydu ve default olarak return null diyorduk biz buna. Bunu yazmaya gerek yok. Çünkü kendi içinde bunu zaten yapıyor ama ben yine göstermeye çalışacağım. Ayrıca bunun içinde onStart command diye bir metot yok. Dediğimiz gibi bu normal started servisin özel bir hali. Bundaki onStart command aslında olmamasına rağmen şöyle çalışıyor. Bunun içinde bir work queue var, yani çalışılacak şeylerin kuyruğu var, bir uzun bir listesi var. Yapılacak işlemleri bu kuyruğa atıyor ve sırasıyla işliyor. Bunları işlerken de onHandleIntent kullanılıyor arkadaşlar. Hemen konumuza geçmeden önce şöyle bir de karşılaştırma yapalım ikisi arasındaki farkı görmek için. Started intent servisler ne demiştik? Main thread'de çalışırdı. Intent servisler ise worker thread'de çalışır. Main thread'de çalıştığı için bizim arayüzümüzü kilitleyebilirdi. Ama bu ayrı bir thread'de çalıştığı için böyle bir sorun söz konusu değil. Bunu kısa süren işlemler için, intent servisi ise uzun süreli işlemler için kullanabiliriz. Şimdi gelin dilerseniz hemen bir uygulamayı açalım. Burada bir tane butonum var, Start Intent Service adında ve bu butona tıklanıldığında buradaki metodum çalıştırılacak. Öncelikli olarak bir servisi başlatırken diğer örneklerimizde de olduğu gibi ne yapıyorduk? Intentleri kullanıyorduk. Yine bir intent oluşturuyorum, New Intent diyerek. Şimdi bu benden iki tane parametre istiyordu. Birincisi context, main activity nokta this diyorum. İkincisi de intent servisimin klası. Şu an için bu klası oluşturmadım. Hemen onun oluşturmasına geçelim. My intent service diye buna bir isim veriyorum. Bu ismi verdikten sonra bunu artık servis sınıfından değil de intent service isimli sınıftan extend ediyorum. Zaten şunun üzerine de gidersek gidemedik. Kontrol tuşuyla şunu tıkladığımda gördüğünüz gibi bunun
servis sınıfından extend edildiğini görüyorsunuz. Yani servis sınıfının özel bir hali diyebiliriz. Bunun kendi içinde looper'lar var, handle'lar var. Yani bunları bilmiyoruz ama bilmemiz açıkçası gerekmiyor. Gördüğünüz gibi bizim isteklerimizi daha basit bir şekilde yapmak için böyle bir sınıf yaratılmış. Biz sadece bunu kullanacağız. Şimdi ben bunu oluşturduğumda bir hata alıyorum. Alt Enter'a bastığımda onHandleIntent isimli metodu implemente etmemi söylüyor. Ne dedik arkadaşlar? Bu metot uzun sürecek işlemlerin gerçekleşeceği metot. Hata devam ediyor. Yine Alt Enter'a bastığımda diyor ki bunun default constructor'ını da implemente etmen gerekiyor. Default constructor'a baktığınızda bir name diye bir parametre bekliyormuş. Ben bunu böyle kullanmayacağım. Yani bunu oluştururken bir isim parametresi göndermeyeceğim. Bu direkt burada my worker thread diye buna bir isim takıyorum. Yani artık burada çalışan işlemler main thread'de değil, my worker thread ismini verdiğim bu thread'in üzerinde çalıştırılacak arkadaşlar. Yine çalışma mantığını anlamak için buraya onCreate metodunu ve de onDestroy metodunu yazıyorum. Buraya bir tag oluşturalım. Private Static Final String tag diyerek ve bu tag neyi tutsun arkadaşlar? myIntentService.class.getSimpleName bilgisini tutsun. Yine daha önceki örneklerde olduğu gibi buralara loglar atayalım. Bu loglar hangi metodun çağrıldığını söylesin bana. onCreate metodu boşluk koyalım. Buraya thread'imizin adını yazalım. thread.currentThread.getName diyerek thread'i üzerinden çağrıldı desin. Gayet açıklayıcı bir log kaydı. Şimdi bunu alalım. Buraya herhangi bir şey yazmama gerek yok. Şuraya bunu yazalım. onHandleIntent metodu burada çağrıldı. Destroy'da onDestroy metodu işte thread'in adını verecek, thread'i adı üzerinden çağrıldı diyecek bana. Tabi bunları yaparken sonuçta bu da bir servis olduğu için buraya gelip ilgili kaydı düşmeyi unutmuyoruz. Fark etmişsinizdir, manifest dosyasına Android Component dediğimiz activity'ler, broadcast receiver'lar ve servisler ve content provider'ları tanıtmak zorundayız. Aksi takdirde hata alırız. Daha sonra buradaki intent'i tamamlayalım. Yeni bir intent oluşturdum. Bunu buraya yazdıktan sonra sınıfımın adını yazacağım. Neydi sınıfımın adı? myIntentService.class. Daha sonra da start service diyerek daha öncekinden hiçbir farkı yok. İlgili intent'i gönderip bu servisi başlatıyorum. Gelin şimdi böyle bir boş halinde bir testimizi yapalım. Bakalım hangi metotlar hangi sırayla çağrılacak. Android monitörü açtım. Şöyle gene motion'u da buraya koyalım. Start intent service dedim. Gördüğünüz gibi onCreate metodu main thread üzerinden çağrıldı. onHandleIntent metodu myWorkerThread'i üzerinden. Buna dikkat ettiyseniz zaten mantığını anlamışsınızdır. onHandleIntent metodunda çalıştırılacak kodlar main thread üzerinde değil de başka bir thread, WorkerThread dediğimiz thread üzerinde çağrılıyor. onDestroy da yine aynı şekilde main üzerinde çalıştırılıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi gelin uygulamayı biraz daha derinleştirelim. Ne yapalım? Önceki derslerimizde yaptığımız bu threadleri uyutuyorduk ya, o işlemleri şurada yapalım. Buraya geldim. thread.sleep dedim. Bu sleep'i öncelikli olarak şöyle bir 5 saniye uyutalım. Yani burada aslında 5 saniye sürecek uzun süreli bir işlem yaptığımızı düşünelim. Bunu yaptığımda bakalım. Hatta şunu biraz daha uzun yapalım ki deneme imkanımız olsun. Bakalım bizim UI'ımız kilitlenecek mi?
adım adım gidiyoruz. Buna tıkladım. Normalde burada 15 saniyelik bir işlem olduğu için buradaki checkbox'ın donması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi ben bunu kullanabiliyorum. Neden arkadaşlar? On handle intent şu an hala çalışıyor ama farklı bir thread üzerinde çalıştırıldığı için benim uygulamamı kitlemiyor. Bunu anladık. Ne yapıyorduk? Buradaki bu 15 saniyeyi biz daha önceki örneklerimizde buradaki intent yardımıyla parametre olarak göndermiştik. Hem böylece servisleri nasıl parametre göndeririz onu da öğrenmiş oluyorduk. Buraya put extra deyip sleep time diye bir parametre göndermek istiyorum. Bunun değeri 20 saniye olsun. Daha sonra ben bunu şuradaki intent yardımıyla burada kullanabiliyordum. Integer dedim. Neydi adı? Sleep time diyelim buna. Bu sleep time'ı ben nasıl elde edeceğim? Şuradaki intent sayesinde intent.getIntExtra deyip sleep time dersem buna default olarak da bir değeri verirsem ben main activity'deki bu sleep time verisini intent'i kullanarak servisimin içine almış oluyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? Integer kontrol eşittir 1 deyip while kontrol küçük ve eşit olduğu sürece neyden arkadaşlar? Sleep time'dan bu döngüyü çalıştırıyorduk. Ve döngünün sonunda kontrol değişkenini bir arttırıyordum. Burada da şurada yaptığım bekleme işlemini buraya alıyorum. Şurayı bin yapalım. Buranın mantığını anlamışsınızdır artık. Şimdi ben buraya sleep time'a 10 gönderdiysem bu döngü şurada yazdığım şart sayesinde 10 kere dönecek ve her döndüğünde 1 saniye beklemesini sağlıyorum. Bu try catch'ler bittikten sonra kontrol değişkenini bir arttırıp aslında ben buraya 15 gönderdiysem bu 15 saniye boyunca dönecek bir döngü haline geliyor. Şimdi bunu bir test edelim bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açılmış. Start intent service dedim. Gördüğünüz gibi on handle intent burada beklemedi. Hala çalışıyor. Benim checkbox'ımı da istediğim gibi tıklayabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Şöyle bir kere daha tıklayayım bunu. Ben bunu bir kere daha tıkladığım için gördüğünüz gibi on handle şunu biraz daha şey yapalım. Daha iyi açıklamak adına. Şurayı mesela 5 saniye yapayım. Kapattım bunu. Ve butonu bu sefer 2 veya 3 defa tıklayacağım. Bakalım ardı ardına çalışacak mı? Şimdi bunu da açalım buradan. 1, 2, 3 kere tıkladım ben bu butonu. Gördüğünüz gibi bu tıklama işlemlerini bir kuyruğa sokuyor ve her birini sırasıyla çalıştırıyor. Ve ne zaman ki kuyruktaki son eleman çalıştırıldığında, son intent çalıştırıldığında on display metoduyla ilgili servisi sonlandırıyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar da olayı anlamışsınızdır. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi bazılarımızın aklına böyle bir soru gelebilir. Peki hocam, ben burada bir thread'i döndürüyordum ve diğer örnekte biz ekrana ne bileyim bir toast mesajıyla falan bir yazı yazdırıyorduk ya. Peki bunda yapabilir miyim bunu? İsterseniz deneyelim. Şuraya gelelim. Toast nokta make text diyelim. Context olarak yine my intent servisi verelim. Nokta this. Daha sonra da ekrana şuradaki kontrol değerini yazdıralım. Boşluk desin artı kontrol. Ve bunu ekranda kısa bir süre toz nokta short deyip ekranda gösterelim. Acaba çalışacak mı? Uygulamam açıldı. Şimdi My Start Intent'i tıklıyorum. On Handle Intent çağrılıyor. Ekranda herhangi bir toast mesajı göremiyorum.
Toast mesajı göremediğim gibi bir sürü de arka tarafta hata alıyoruz. Handle, handle, handle denilerek. Ne demek bu? Şimdi burada çalıştırılan kod main thread'de değil de worker thread dediğimiz ya da background thread dediğimiz bir thread'de çağrıldığı için UI'ya yani arayüze herhangi bir işlem yapamıyoruz direkt olarak. Daha önce biz bunun için zaten ne kullandık? Asyntax kullandık. Orada da ne dedik arkadaşlar? Doing background metodu arka planda çalışsa da işte publish progress diyerek biz main thread'de çalışan bir metodu tetiklemiştik. O sayede ben ekrana bir şeyler gösterip güncelleyebiliyordum. Yani siz burada yaptığınız işlemin adımlarını kullanıcıya bir arayüze, ne bileyim bir text box'a falan yazmak istiyorsanız burada direkt olarak böyle bir işlem yapamazsınız. Çünkü burası arka main thread'de değil, farklı bir background thread'de çalışıyor. Öncelikle bunu bir anlayalım. Peki oldu da ben farklı bir ben buradan kullanıcıya veri göndermek istiyorum veya benim servisimden activity'ye geri veri göndermek istiyorum. Ne yapmamız lazım? Öncelikle olarak şuradan bir bilgileri bir göz atalım. Bazen diyor bir activity, hangi activity? Bir servisi başlatan activity o servisten geriye veri almak isteyebilir. Ama servislerin ne demiştik? Arayüzleri yoktur ve default olarak işte bir return, bir intentle falan geriye veri gönderme gibi bir mekanizmaları yoktur. Peki böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda ne yapmamız lazım? Burada işte aktiviteler ve servisler arasındaki iletişim kısmına geliyoruz. Öncelikli olarak bunun iki versiyonu var. Ya Broadcast Receiver kullanacaksınız ya da Result Receiver kullanacaksınız. Broadcast Receiver'ları anlatırken ne dedik? Bir normal broadcast bir de lokal broadcast vardı. Buradaki lokal broadcast'ı eğer siz aynı uygulama içindeki yapılar arasında veri göndermek için kullanıyorsunuz. Normal broadcast'ı ise iki farklı application arasında veri göndermek için kullanıyoruz. Bir de Result Receiver diye bir şeyimiz var. Bu da yine adı üstünde sonucu veren bir alıcı. Bunu da sadece aynı yani uygulamanın içindeyseniz, mesela bizim örneğimizde biz Result Receiver'la bu işlemin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Dediği gibi Result Receiver aynı uygulamanın içinde, Broadcast Receiver'ı kullanırsanız iki versiyonu mevcut. Normalini kullanırsanız farklı uygulamalarla konuşabilirsiniz. Lokalini kullanırsanız yine aynı uygulama içinde bunu kullanıyorsunuz. Aynı burada da özetlemiş. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz ilk defa duyuyoruz Result Receiver'ı. Şimdi bunu aslında bu derste anlatmak istiyorum. Hepsi bir yerde olsun. Biraz uzun bir konu ve şey olacak. Yani duymadığınız birkaç kavram duyacaksınız. Hiç korkmayın. Adım adım. Şimdi gelin bunu işlemeye çalışalım. Şuraya geldim. Benim öncelikli olarak burada intent'i başladığımda intent'te servisi başlatıyorum ya, servisten geri veri alacağım bir şey olması lazım. Ben bu intent'te öncelikle onu servisime göndereceğim. İşte arkadaşlar bunun adı Result Receiver. Buraya geldim. Dedim ki public class. Class'ımın adı my result receiver olsun. Bunu extend ediyoruz. Neyden arkadaşlar? Result Receiver sınıfından. Result Receiver sınıfı. Bir hata veriyor. Şöyle ben bunu Alt Enter ile oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Default Constructor'ını verdi. Ve bu default olarak bir handler bekliyormuş. Bunu bize burada söylüyor. Tamam diyoruz. Bir de bunun implemente etmemiz gereken, overwrite etmemiz gereken bir metodu var. Bu metodun da adı onReceiveResult deniyor. Bu bir result kodla beraber geriye bir data bundle'ı alıyor ki biz bunu kullanarak servisimizden aktivisimize verimizi taşıyacağız. Şu an için umarım burası anlaşılmıştır. Bu sonucu gönderen bir sınıf. Şimdi ne dedik? Bunu intent ile öncelikle bir servisime göndereceğim.
Serviste buna ilgili verileri koyup tekrardan buraya alacağım. Bunu yapmak için buradaki internete geliyoruz. Şuraya. Ne diyeceğim buraya? Intent nokta put extra deyip bu intent'e verimi koyacağım. Tabii bunu yapmadan önce ne yapmamız lazım? Buraya koyacağım veriyi şurada bir oluşturalım. Yani bu sınıftan bir nesne oluşturmam lazım. Yalnız burada bu nesneyi oluştururken result receiver sınıfından oluşturup my result receiver diyorum. Eşittir new dedikten sonra my result receiver diyorum. Bu benden default olarak gördüğünüz gibi constructor'ında ne var? Bir handler var. Şu an için bunu null değeriyle gönderelim. Şimdi ben bunu intentime put extra diyerek göndereceğim. Adı ne olsun? Receiver olsun. Receiver. Daha sonra da değeri ne olsun? My result receiver olsun. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi result receiver sınıfı parsable'dan implemente edilmiş. Şimdi parsable ne demek? Parsable yaptığınız bir sınıfı siz ilgili intent ile farklı yerlere gönderebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi buraya gelip intent nokta put extra derseniz gördüğünüz gibi string bir ya şuradaki şeylere bakarsınız ne hep işte string var. Ne bileyim byte var, integer var, boolean var. Ama ben burada bir kendi oluşturduğum bir sınıfı göndermek istiyorum. O sınıfı burada belirtebilir miyim şu an için? Hayır. Ama o sınıf parsable'dan implemente edildiyse o sınıf nesnesini aynı bir integer değer gönderir gibi gönderirsiniz ki bizim yazdığımız kod aslında şuna tekabül ediyor. Parsable value. Ve result receiver parsable'dan implemente edildiği için benim buradaki my result receiver'ımı da parsable olarak ben servisime gönderebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Daha fazla bilgi için işte Android parsable nedir diye araştırırsanız Türkçe'de, İngilizce'de pek çok kaynak bulabilirsiniz. Şimdi ben buradaki intent'te benim bu result receiver'ımı ne yapmış oldum aslında? My intent service sınıfına göndermiş oluyorum. Peki burada bunu ben nerede ele alacağım? Aynı sleep time'ı nasıl ki bir integer değeri atıyoruz. Buraya gelip result receiver deyip result receiver deyip yine aynı şekilde intent'i kullanıp intent nokta get parcelable extra derseniz ve şuradaki kelimeyi buraya yazarsanız ne olacaktır? Sizin o sınıfınızın nesnesini servisinizin içine intent yardımıyla göndermiş olursunuz arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hani yeni yeni kavramlar görüyoruz. Belki biraz karışık geliyor ama şöyle sakin kafayla tekrardan bir dinlerseniz eminim mantıklı gelecektir. Burada oluşturduğum sınıftan bir nesne yarattım. Bu nesneyi ben intent yardımıyla servisime gönderdim. Servisimde de gelen bu intent yardımıyla bu nesneyi şunun içine atadım. Peki bunları ben neden yapıyorum? Çünkü mesela şurada while döngü bitti ya. Döngü bittikten sonra ben buraya gelip işte result receiver deyip ben bunun içine bir veri koyabilirim. Nokta deyip send metodu var bunun. İlk önce sizden bir result kod bekliyor. Bu işlem için result kodun mesela 15 olsun. Daha sonra da bir bundle nesnesi bekliyor. İşte bu bundle'ın içine istediğiniz veriyi atayabilirsiniz. Bundle eşittir new bundle derseniz bundle nokta bundle'ı biliyoruz ne olduğunu artık bir işte bohça demek. Siz bunun içine istediğiniz verileri put metotlarıyla koyabilirsiniz. Mesela ben buna bir string atacağım. Buna da ne diyelim? Sonuç diyelim mesela. Ne desin bu? İşte döngü tamamlandı diye ve bu bundle'ı da buraya koyarsanız
Ne yapmış olduk? Activity'den servise receiver'ımı gönderdim. Receiver'ımın içine bir veri koydum. Bu da send metoduyla bunu ne yapacak arkadaşlar? OnReceiveResult. Çünkü bu callback metot. Yani send'e bastığınız an tetiklenecek olan metot. İsterseniz buraya da yine bir log kaydı düşelim. Private final static diyelim. String tag eşittir. Sınıfımızın adı ne? MyResultReceiver.class.getSimpleName. Static bağırıyor. Inner class içinde static tanımı yapamazsınız diye bunu sildim. Ve de şurada ne yapalım arkadaşlar? Şuraya gelelim. Bir log kaydı düşelim buraya. Log.e diyelim bu sefer. Rengi farklı olsun. Tag dedikten sonra OnReceiveResult metodu çağrıldı desin. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Şimdi bir testimizi yapalım bakalım. Bir hata falan alacak mıyız? Start intent service dedim. Android monitöre baktım. OnHandleIntent metodu çalışıyor şu an. Ve gördüğünüz gibi o 5 saniye geçtikten sonra OnReceiveResult metodu çağrılıyor. Yani burada 5 saniyelik döngü bitiyor ya. Daha sonra buraya bundle'la koyduğum bu veri döngü tamamlandı diyor görüp bakarsanız. Pardon, biz bu veriyi henüz daha kullanmadık. Hatta kullanalım onu da burada. Çağrıldı. 2 nokta desin. Çağrıldı. Mesaj desin. Şuradan result data'dan ben bu veriyi okuyabilirim. Result data'dan nokta put'la koyduğumuz verileri get'le alıyorduk. String key'imiz neydi? Sonuçtu. Tekrardan bir deneyelim. Bastım buna. Servisim çalıştı. Şurada yine bir hatamız var. Bizim değil de. Tekrardan başlatıyorum. Start dedim. OnHandleIntent 5 saniye boyunca çalıştırılıyor. MyWorkerThread üzerinde. Çağrıldı mesaj, döngü tamamlandı dedi. Gördüğünüz gibi servisimden main activity'me ne yapmış oldum? Veriyi göndermiş oldum. Şimdi burada yine bunu yapmadan önce şöyle de bir kontrol yapsak aslında çok güzel olur. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer şuradaki result code eşit eşit ise neye? Ben bunun result koduna ne vermiştim arkadaşlar? 15 vermiştim. 15'e ve de result data eşit değilse null'a bunlar olsun. Böyle yaparsak çok daha güzel olur. Çünkü bunun içinde farklı farklı send işlemleri yapmış olabiliriz. Her birinin işte request kodu farklı, gönderdiği değer farklı. Bu şekilde bunları da burada birbirinden ayırmış oluruz. Şimdi tekrardan bir sorun var bence. Mesela ben buraya gelip toast.makeText desem, context olarak mainActivity.this desem. Daha sonra da ekrana gelen mesaj deyip şuradan bundle'la gelen mesajı yazdırmaya çalışsam. ResultData.get sonuç deyip virgül deyip toast.short.show. Acaba çalışacak mı? Hemen testini yapalım. Bu arada videoda bayağı uzadı ama açıkçası burada kesmek istemiyorum. Bitireceğim. My intent service dedim. OnHandle intent çalıştı. Yine bir hata aldık. Yine bir handler hatası. Nedir bu handler acaba? Şimdi arkadaşlar buradaki bu MyResultReceiver yine aslında nerede çalışıyor?
Main thread'de değil, background thread'de çalışıyor. Bu yüzden ben yine burada bir toast mesaj gösteremiyorum. Yani burada olayı sadece toast mesaj olarak görmeyin. Mesela buradaki sonuca göre siz bir edit text'i değiştirmek isteyebilirsiniz. Burada gidip de o edit text'e ulaşıp da onu değiştiremezsiniz. Bunu demek istiyorum. Çünkü bu worker thread'de çalışıyor. Sizin ulaşmak istediğiniz yapılan hepsi nerede? Main thread üzerinde. İşte o handler dediği hata da o. Bu işlemi yapmamız için bizim bir handler kullanmamız gerekiyor. Basitçe handler ne derseniz, handler background thread'de çalışan o dedik ya işlemler bir kuyruğa alınıyor diye. O kuyrukla main thread arasında veri alışverişini sağlayan sınıfın adı. Bunun için yine yeni bir kavram öğrendik aslında handler diye. Şurada bunu bir tanımlayayım. New handler deyip. Handler'ı tanımladıktan sonra şurada hani işlem bittikten sonra burası çalıştırılıyor diye şu kodları yazmadan önce buradaki handler'ı kullanarak handler nokta bunun da metodu post. Ve gördüğünüz gibi bu bizden bir runnable obje bekliyor. New runnable. Peki runnable ne? Yeni bir kavram tekrardan. Runnable'da arkadaşlar birden fazla kodun arda arda çalıştırılacağını belli eden bir topluluk diyebiliriz aslında. Hani background thread'le falan hiç bir alakası yok. Bazı arkadaşlar öyle düşünebilir. Burada direkt olarak new runnable derseniz yani bunun Türkçe açıklamasını daha iyi bulabilirsin veya ben bunu araştırıp sitede daha açıklayıcı bir şekilde yazabilirim. Ama şu an için new runnable diyerek bunu kullanacağız ve bu run metodun içine de benim göstermek istediğim şu mesajları oraya koyacağım. Bu sayede ne olacak? Ben buradaki bu worker thread'den main thread'e veri göndermiş olacağım buradaki handler sayesinde. Şimdi burada bir hata alıyoruz. Acaba ne hatası? Result data'ya ulaşamıyorum diyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buna ulaşmak için ya buraya işte ayrı bir değişken tanımlarsınız ya da şuradakini final derseniz o artık inner sınıflardan ulaşılabilir hale gelir. Şimdi bir bakalım o beklediğimiz toast mesajını en sonunda ekranda görebilecek miyiz? Start intent service dedim. Android monitör çalışıyor. Ve sonunda bu mesajı ekranda gördük. Buradaki handler sayesinde. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle aslında bir düzenleme daha yapmak istiyorum. Video her ne kadar upuzun olsa da. Ben diyorum ki şuradaki her bir beklemeyi daha önceki örnekte olduğu gibi tek tek ekranda gösterelim. Yani şuradaki yapılan şu işlemleri ben buradan alayım. Her bir while döngüsünde servisimden main aktivitime değer olarak göndereyim. Yani bunu döngü sonunda değil de her bir döngü adımında yapsın. Ekrana da döngü tamamlandı demesinde ne desin arkadaşlar? Burada artık put string değil put integer göndereceğiz buraya. Şuraya döngü sırası diye bir isim atayalım. Şunu şuradan kopyalayayım. Kullanacağım çünkü. Döngü sıra iki nokta deyip buraya da neyi yazsın? Artı deyip kontrolü yazsın. Pardon, döngü sıra integer değer göndereceğimi söyleyip string yolluyoruz. Olmaz. Şöyle. Şimdi bunlar ne olacak? Servisimden main aktivitime gelecek. Buradaki result data sayesinde buraya da gelip gelen mesaj tamam böyle çalışır büyük ihtimal. Şöyle bir deneyelim. Get int desek daha güzel olurdu ama. Null diyor. Alamıyor veriyi. Şuraya get
int deyip string değerini ne yapmam lazım? Döngü sırası yapmam lazım. Şuraya da şöyle yapalım bakalım, bu da burada çalışacak mı? Uygulamam açıldı. Android monitörü de şurada başlatalım. Start intent dedim. Gördüğünüz gibi onReceiveResult metodu çağrıldı. Olay bitince de bitti. Peki bunu bir daha çağırsam, bir daha bastım, hatta iki kere bastım. Şimdi 5'ten sonra bir daha başlaması lazım. Gördüğünüz gibi yeniden başladı. Ve son intent'ten sonra da işlemi bitirdi. Burada bunun bu kadar yavaş çalışması toast mesajından dolayı, yoksa arka tarafta işlem aslında bitmiş oldu. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bayağı uzun, zor bir ders oldu. Hani hak veriyorum çünkü çok fazla yeni kavram öğrendik. Ama amacımız neydi? Activity'den servise veri gönderdiğimiz gibi servisten de activity'ye veri göndermek istersek hangi yapıları nasıl kullanmamız gerektiğiydi? Bunu bilmek önemli. Tabii bunu kullanabileceğiniz gibi bir önceki derste anlattığımız asyntax metodunda kullanabilirsiniz. Takdir sizin. İlerleyen derslerde yine bunlara müracaat edeceğiz. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere.